Ne yaptınız bana? Söyle. Ne diyorsun sen Kasım? Benimle oyun oynama Bayezid. Kalik Hatun'un evindeydim. Gördüm sizi Gülbahar Sultan'la. Kafama bir şey vurdunuz. Sonrası yok. Uyandığımda bekar evindeydim. Sen ne dediğini bilmiyorsun Kasım. Anlaşılan hala içtiğin afyonun tesirindesin. Bana olan düşmanlığın gözünü öylesine kör etmiş ki şu meczup halinden dahi beni mesul tutuyorsun. Bayezid. Kasım, Bayezid yapmayın. Hayır. Yapmayın, ağlar, ağlar. Bırakın, ağlar, ağlar. Ne oluyor burada? Kasım Bayezid. Sultanım bağışlayın. Lakin öyle laflar etti ki kendime mani olamadım. Hala gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor validem. Gülbahar Sultan yaşıyor diyorum. Nasıl bir oyun tertip ettiler, ne yaptılar bilmiyorum ama gözlerimle gördüm, yaşıyor. Kalika Hatun'un evinde saklıyorlar. Kalika kim? Beynemağ'ın meyhane ortağı. Bayezid'in de gizli aşığı. Aklını kaçırmışsın sen. Sultanım, zinhar böyle bir şey yok. Kasım, daireme git, beni bekle. Ne kadar saklamaya çalışırsan çalış. Neler çevirdiğini herkes öğrenecek. En başta hünkâr abim. Bayezid, hakikat er ya da geç ortaya çıkar. Bilmem gereken bir şey varsa şimdi söyle, başın daha büyük belaya girmez. Nedir kardeşinin söylediği? Valideni görmüş, yaşıyormuş. Sultanım, böyle bir şey mümkün mü? Aylar geçti. Hem validemin ölüm haberini bizzat siz verdiniz bana. Kasım alenen suçunu örtbas ediyor. Acımla kederimle alay ediyor. Kabahatini bilip susacağın yerde bir de Bayezid'e saldırıyorsun. Yaşadığın onca şeyden sonra belki akıllanırsın, düzelirsin dedim ama hiçbir şey fark etmedi. Niçin inanmıyorsunuz bana? Gülbahar Sultan yaşıyor diyorum. Hala Gülbahar diyor. Kasım, sen bir şehzadesin. Bekar evinde sızıp kalmak ne demek? Bir daha seni bu vaziyette görmeyeceğim. Eğer görürsem acımam, hünkâr oğluma gider söylerim her şeyi. Ben ispat edeceğim size. Saliha! Bayezid'in davranışlarından şüphelendim. Takip ettirdim. Sultanım, Şehzade Bayezid saraydan çıkar çıkmaz şehzademizi haberdar etti. Kalika Hatun'un evine gittik beraber. Bayezid'i orada gördün mü? Veyahut Gülbahar Sultan'ı? Ben kimseyi görmedim sultanım. Şehzademize Hatun'un evine kadar refakat ettim sadece. İçeri girmedim. Şehzademiz yolladılar beni. Çık. Bana inanmıyorsanız Kalika Hatun'a sorun. Başından beri bu işin içinde. Hakikati yalnızca ondan öğrenirsiniz. Hacı, kemankeş ağaya vaziyeti izah et. Kalika Hatun'u bulsun. Bakalım söyledikleri doğru mu? Emredersiniz sultanım. Bu arada hünkârımız haber yollamışlar. Arz odasında sizi bekliyorlarmış.
Bu mesele hallolana kadar kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Hünkar oğlum neden bekliyormuş beni arz odasında? Arz odasına çağırdığına göre mesele miyim? İşittim ki hadiseler deryası yine sel olmuş, sarayıma kadar gelmiş. Ve siz saltanat naibesi olarak vaziyete el koymuşsunuz. Ben tayin etmişim. Öyle demişsiniz. Ahalinin canını, malını teminatınız altına almışsınız. Divan toplamışsınız. Atamalar yapmışsınız. Anladım ki siz de herkes gibi yokluğumu fırsat bilmişsiniz. Yokluğunu fırsat bilmişim öyle mi? Öyle. Ya ne yapacaktım? Senin gibi devleti başsız meydanı ıssız mı bıraksaydım? Devlet elden giderken öyle oturup seyretse miydim? Sen mesuliyetlerini yerine getirmedin. Ne zaman geleceğini bilmiyordum. Nereye gittiğini bilmiyordum. Ahali saraya yürüdü. Padişahı görmek istiyoruz dediler. Az kalsın kan dökülecekti. İçten içe hep bugünü beklediniz değil mi? Naibeliğinize son verdiğim günden beri. Hata yapayım. Sizin yüce yardımınıza sığınayım. Her attığım adımda sizden tasdik bekleyeyim. Öyle mi? İşin aslı validem. Siz beni bir padişah olarak görmüyorsunuz. Oğlum, daha gençsin. Feveranın büyük, beni anlamazsın. Sen sanıyorsun ki ben hükümranlığı isteyip seni tahttan indirmeye çalışacağım. Yanılıyorsun. Sen koskoca cihan padişahısın. Ama her şeyden önce has bahçede koşturan, alnı yarıldığında gözyaşı döktüğüm oğlumsun. Canımsın benim. Ahmet'imin yadigarısın bana. Biliyorum kalbin temizdir. Özün paktır. Fakat oğlum dünya ayarlı insan sever. Sen her lahza ayarını yitirebiliyorsun. Öyle yapma. En çok kendine zarar verirsin. Yapma. Haydi. Siz dairenize dönün. Ve bir daha zinhar
Sakın ne saltanat ne de din-i devlet işlerine burnunuzu sokmayın. Keman Keşa. Konuştu mu? Buldunuz mu hatunu? Kalika hatunu sorgu sual ettim. Dün geldiğinizi ve Şehzade Bayezid'e sorduğunuzu inkar etmediler. Bulamayınca da gitmişsiniz. Böyle söylediler. Nasıl bir tertip bu? Her şeyi düşünmüşler. Peki ya Gülbahar? Kabul etmediler. Ben gene de evi iyice arattım sultanım. Gülbahar Sultan'ın yaşadığına dair tek bir iz yok. Lakin hali tavrı bir tuhaftı. Şehzade Bayezid'i duyunca yüzü kızardı. Eli ayağına dolandı. Aralarında gizli bir münasebet olabilir. Belki de sakladıkları şey budur. Ama ben Gülbahar Sultan'ın yaşadığına ihtimal vermiyorum. Madem öyle, açın mezarını. Göreceksiniz, içi boş çıkacak. Neden korkuyorsun Bayezid? Hakikatin ortaya çıkmasından mı? Benim hiçbir şeyden korktuğum yok. Sultanım. Yüzü tanınmaz halde. Ağalar bunu bulmuş. Hanedan mücevheri. Gülbahar'a ait. İçin rahat etti mi Kasım? Mutlu oldun mu? Ne malum Gülbahar Sultan'a ait oldu. Neticede teşhis edemediler. Belki başka birini... Kasım! Yeter! Bu mevzu hakkında tek kelime duymak istemiyorum. Bu mesele burada kapanacak. Hünkar abiniz bilmeyecek. Duydun mu beni? Duydun mu Bayezid? Siz nasıl arzu ederseniz sultanım. Sana büyük bir vazife düşüyor Sanaver. Hünkar oğlumun biraz kederini dağıt, ona huzur ver. Hem belli mi olur? Belki de Rabbim bir evlat verir sana. İnşallah sultanım. Ben de her gece dua ediyorum. Hünkârımıza bir şehzade vereyim diye. Gel.
Validem, beni emretmişsiniz. Sanaver Hatun'a fazla itimat ediyorsunuz sultanım. Bir anda ortaya çıktı. Mazisi belli değil. Kime itimat edeyim? Torunlarımın ölümüne sebebiyet veren sana mı? Silahtar mı söyledi size? Kimin söylediğinin ne önemi var? Torunlarım geri gelecek mi? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ayşe ile nasıl konuşursun? Sultanım, ben böyle olacağını bilemezdim. Eğer bilseydim asla yapmazdım. Ayşe'nin canını yakmak istemiştim sadece. İntikamını aldın mı? Hı? Yüreğin soğudu mu bari? Duayı tümkar oğluma söylemiyorum. Kimseyi bırakmaz, kendi elleriyle boğar seni. Bir anne çocuklarının canını nasıl kıyar? Sizin aklınıza gelir miydi? Suçum yok benim. Eğer içiniz rahat edecekse söyleyin. Söylemeyeceğim. Hünkaroğlumun huzurunun kaçmasını istemiyorum. Yalnız şunu bil. Bu yaptığın yanına kalmayacak. Çık. Sultanım, rahatsız ediyorum. Fakat arz etmek istediğim bir mesele var. Hususi. Seni dinliyorum. Dün gece hünkârımızla beraber tebdil halde dışarı çıktık. Şahit olduklarım beni ziyadesiyle üzdü. Vaka epeydir vaziyet beni huzursuz ediyordu. Kendilerini tanıyamıyorum artık. Herkese, her şeye karşı derin bir öfke içindeler. Kimseye acıması, merhameti yok. Sivasi Efendi'yi dahi idam edeceklerdi. Rabbimin bir hikmeti olsa gerek. Vakitsiz bir ezan okundu da öyle vazgeçtiler. İntikamın saçları ağırsa da yaşlanmazmış. Hünkaroğlum vaktiyle kendine yapılanları ve Sultan Osman'a reva görülen zulmü unutmuyor. Herkesi düşman belledi. İntikam alıyor. Ölüm saçıyor adeta. Sultanım, ben hünkârımıza sadakatle bağlıyım. Canım yoluna feda olsun. Ancak bu yol yol mudur? Sadece kendilerini değil, Devlet Aliye'yi ve hanedanımızı da tehlikeye atmıyorlar mı? Rabbim güle bile kendini savunması için diken vermiş. Sen sanır mısın ki koskoca devlet kendini savunamaz? Savunur elbet. Nizam alemin 4 şartı vardır. Hikmet, İffet, adalet ve cesaret. Bir padişah da bunlardan biri dahi eksikse devlet elden gitmeden saltanatı biter. Hünkârımız yeni yasaklar ilan ettiler sultanım. Kahvehanelerden sonra meyhaneler de kapanıyor bir bir. Hepsi yıkılacak. Afyon ve Mey men edildi. Ahali iyice korkmaya başladı sultan. Cezası da idam.
kadar da fazla artık. Mehmet Paşa. Sultanım. Divanı Hümayun ne vakit toplanıyor? Bugün meclisi toplayacağım. Lakin hünkârımız teşrif etmeyecekler. Zira sarayda değiller. Âlâ. Ben gideceğim divanı. Sultanım, hünkârımız dururken sizin burada olmanız münasip midir? Münasiptir Müftü Efendi. Nizam iyice bozuldu. Hünkâr oğlum yeni kararlar alıyor. Nizam-ı alemin tesisi için tedbir almak zaruri. Cezaların neticesi hayli ağır. Hakkı haliniz var sultanım. Ahali başına gelen felaketlerden dolayı elim kayıplar yaşadı. Ardı arkası gelmeyen yasaklar ve idamlarla halleri nice olur? Ben sizin gibi düşünmüyorum. Hünkârımızın bu cezalarla sağlamaya çalıştığı mutlak bir itaat. Müftü Efendi doğru söyler. Bozulan nizam-ı alemin tesisi için mutlak sadakat mecburidir. Sadakat idamlarla kazanılmaz Sinan Paşa. Bir kişi afyon, tütün, mey içti diye eğer katlediliyorsa ahalinin kini ve öfkesi hepimizi yıkar geçer. Tavsiyeniz nedir sultanım? Hünkâr oğlumu ikna edeceksiniz. İdamları durduracaksınız. Yasakları ihlal edenleri zindana atarsınız. Bu ağır ve mesnetsiz cezalara artık tahammülüm kalmadı. Sultan, tedbirli olmakta fayda vardı. Keşke başka bir yerde meşveret edilseydi. Haytahta huzur kalmamışken, nizam-ı alem bozulmuşken böyle elim kolum bağlı mı bekleseydim? Sen de şahitsin, tehlikenin farkındasın. Farkındayım sultanım. Endişemin esas kaynağı da bu. Hünkârımızın ne yapacağını kestirmek güç. Düşünmek dahi istemiyorum lakin. Lakin ne? Hünkâr oğlum idamıma hükmedebilir. Bunu mu söylemek istiyorsun? Allah muhafaza. Valide Sultanım. Hünkârım sizi bekliyorlar. Valide. Yasaklarımla alakalı endişelerim varsa bunu gelip suratıma söyleyebilirdin. Arkamdan divanımı toplayıp tahtımdan emirler yağdırmana lüzum yoktu. Ne oldu valide? Padişahlığa mı merak saldın? Sana söyledim dinlemedin. Kaç defa ikaz ettim. Yanlış yoldasın dedim. Kanuni kadime riayet etmeni salık verdim. Sen ne yaptın? Hiç. Ne kanunlar umrunda senin, ne de benim tavsiyelerim umrunda. Evvela Şeyhülislam'ı idam ettin. Ardından ahaliyle aranı açacak cezalar verdin. Bu gidişata birinin dur demesi gerekiyordu. Validem, siz af dileyeceğiniz yerde hatalarınızı mı müdafaa edersiniz?
Ben de sizi ikaz ettim. Saltanat ve dini devlet işlerine burnunuzu sokmayın. Bunu diyeli daha bir gün olmadı. Ben üzerime düşeni yaptım. Senelerce bu devleti hakkıyla idare ettim ben. Tavsiyede bulunup yol gösterdim sadece. Yol. Ben sizin yolunuzdan çıktım validem. Bu benim yolum. Günahıyla, sevabıyla. Sen de herkes gibi bunu böyle kabul edecektin. Madem edemiyorsun... neticelerine katlanacaksın. Neticelerine katlanacağım. Ne yapacaksın? Tütün ve kahve tiryakilerini veyahut mey içenlere yaptığın gibi öldürecek misin? Tek bildiğin ceza bu zaten. Ölüm. Validem, gideceksin. Bir daha geri dönmemek üzere. Eski saraya sürdüm seni. Ne demek eski saraya sürmek? Olacak şey mi bu? Validem, siz dahi olsanız... kimse benim devletimi idare etmeye kalkamaz. Ben Zillullah'ım. Allah'ın yeryüzündeki gölgesiyim. Siz Zilli Salisiniz. Gölgenin gölgesi. Valide. Tamam bırak. Bırak. En kötü günlerimi o sarayda geçirdim ben. Evlatlarımdan ırak, hasret kaldım. Ta ki seni tahta çıkarana kadar. Yıllarca savaştım ben senin için. Senin saltanatın için, senin ayakta kalman için. Şimdi gelmişsin benim saltanatıma gölge ediyorsun diyorsun. Ve beni eski saraya sürüyorsun. Ben bu laflara kanacak çağa geçtim validem. Siz beni değil kendinizi çıkardınız tahta. Kendi saltanatınızı, kendi nizamınızı kurdunuz. Bozacak olan her kim olursa beni dahi defalarca eziniz geçtiniz. Şimdi de yaptınız bu. Beni yok sayıyorsunuz. Öyle mi? Bitti. Sizin devriniz bitti. Padişah benim. Biliyorum padişah sensin. Şunu da biliyorum. Padişahlık dediğin iki ucu keskin hançer. Yaralama ve yaralanma. Şunu da söyleyeyim sana. Biz gideriz, devlet kalır. Valide, hazırlığını yap. Yarın sabah gidiyorsun. Gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Menzubayız dahi olamaz. Bu saray benim. Ve köklerim öyle derin ki sen dahi sökemezsin. Öyle mi?
Ağlar! Ne yapacaksın? Zorla mı göndereceksin? İcab ederse zorla. Elinden geleni ardına koyma. Valide sultanım ben. Valide Kösem sultanım. Kimse süremez beni buradan. Ölüm çıkar, anladın mı? Eğer kudretin yetiyorsa, eğer kudretin yetiyorsa canımı al. Destur! Kösem Sultan Hazretleri! Sultanım? Sultanım! Hekim çağırın çabuk! Sultanım! Çekilin, açalım, gelin. Hekim çağırın. Allah'ım sen koru ya Rabbim.